hareketlere bak ya. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Gerçekten şunları öp elimi kız. Öp hadi. Hadi ay kahvede öp. Harçını verdim. Öpsene lan. Öpsene lan. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun babana ya? Ama sen niye böyle yapıyorsun babana ya? Ay o yedim ya. Yedim vallahi seni kızıma. Mis gibi kokuyor. Benim esansım var ya sakallarda. Oy 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 maşallah. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ne yaptık abi? Bugün biraz odun kırdık. Bir de kolluk yaptık bir tane. Dolap vardı böyle. Eski bir dolap. Sizlere de onu gösterelim. Siz de kendinize yapabilirsiniz. Yani kolluk tarzı bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi tavuklarımız zaten yumurtlamıyor. İki tane yumurta aldık değil mi bugün? Evet. Bugün aynen bir tane fazladan yumurtamız vardı. Onu aldık. Evet. Şimdi bunu yeni yaptık arkadaşlar. Ne haber kız Ayça? Çok güzel oldu. Güzel oldu. Bunu direkt buraya oturtturduk. Şöyle bayağı sapasağlam oldu. Eski işte artık dolap mı diyeyim, ayakkabılık mı diyeyim yani bilemiyorum ama olsun. Sizler de böyle mesela bu dikine ya yan yatırıyoruz abi. Ondan sonra buradaki kapaklarını falan çıkartıyoruz. Ondan sonra şöyle plastiklerle bayağı da sağlam oldu. Yalnız yumurta abi düşmesin diye. Gerçekten şöyle bak bastırıyorum. Üstüne ben tünesem yine de kırılmaz yani. Böyle güzel bir folluk yaptık. Birazdan içinde de talaş da koyabiliriz. Ot da koyabiliriz. Tavuklarımız inşallah bundan sonra kırma tavuklarımız da var. Zaten bugün bir tanesi öldü. Çok üzüldüm. Bir tane daha siyah var. Onu da üzülüyorum ama işte ilaç veriyorsun ama yapacak hiçbir şey yok. Elimizden gelen başka bir şey yok yani. Hani ne yapalım? İki tane, üç tane ilaç var. İğneyi de vurduk. Ondan sonra ilacı da verdik. İmkan yok ki böyle eve alalım olsun. Aynen. Heh, şöyle. Bu. Yani bu maran, aynen bu maran olması lazım. Bir tane maranımız var. Şöyle gördüğünüz gibi senin ayağının oldu. Ayağını birisi vurmuş herhalde. Kan göstermeyelim. Levodox da verdim. Ondan sonra iğne de vurduk. Vetimizin. Ama yani daha bir şey olmadı. Ne yapalım bunu ayrı özel. Sen ne yapıyorsun oğlum öyle? Tipe bak ya. Yani ona özel böyle bir kafese alıp. Oha lan. Şimdi de nar lan bu. Ya tabii değil de. Maşallah kızım. Ne zaman yumurtlayacaksın? Çok temizsin ha. Üstüne bakmayın siz. Surata bakın. Çok temiz arkadaşlar. Surata bak. Sabah sabunla yıkamış Hacı Şakir'le. Bir de bu kaldı. Kızıma maşallah. Bir tane tavuğumuz var. Biliyorsunuz 5 tane aldık arkadaşlar civciv olarak. Bir tane tavuk kaldı. Zaten tavuk istiyorduk. Biliyorsun öyle ortada gezsin. Yemesin. Böyle pot böyle gezsin. Paytak paytak gezsin diye. Bir tane tavuğumuz kaldı. Öbür horozları da niyetlendim. Dedim ki keseyim. Sabah baktım birisi ölmüş. Lan dedim dur dedim bunu keseceğim yarın. O da öldü. Hangisini keseceğiz dediysek hepsi öldü yani arkadaşlar. Nasıl koşar evet. Şuna bakalım. Ya kış koş. Hadi koş. Paytak seni. Kocaman maşallah da var ha. Yani 3 kilo 4 kiloya yakın herhalde. Yani o kadar kantar değiliz ama olsun. Sıkıntı değil. Eskurdacılardan kim kalsın. Aynen. Gel buraya gel. Ah kaçtı ya. Neyse. Gel. Oğlum sen hayırdır lan sen? He? Sen hayırdır. Seni vereyim mi? He? Arkadaşlar şunun güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak. Aslında serama bakalım. Bayram abinin sözü var ama inşallah güzel bir çift seramamız. Ondan alacağız bakalım ya. Biraz daha onun kendisi üretsin. Güzel bir çift serama kendimize alacağız. Onları da zaten kafeste besleyeceğiz. Bazen işte böyle dışarı salacağız sizlerle beraber. Nasıl baba? Oturdun elime. Kalk. Kalksana baba. Baksana lan. Aa güvercin gibi. Oo oğlum hadi. Bak senin şerefsin. Bak bak. Hemen kur yapacak. Bak bize kur yapacak. Şimdi arkadaşlar. Bir tane buff brahman var. Bir tane de blue brahman. Blue stash brahman var. Horoz bulamadım buna. Bir tane kardeş yazmış ama light brahma atmış. Oğlum light brahma değil. Yani aynısının aynı renkten aynı cins brahma varsa onun resmini atın. Light brahma atmayın. Zaten bende bir sürü dark brahma horozu var. Yani istesem aktefo var onu atarım yani ama dediğim gibi aynı renk aynı cinsten olması lazım. Kaç tane kardeş atmış. Abi bunu ben sana 300'e veririm demiş. Ben ne yapayım sana? Kırma brahma. Neyse sıkıntı değil. Eğer varsa gerçekten horozu kızımıza bir tane erkek alacağız. Bir de sarı bak brahma horozu lazım bize. Lavandere bu arada. Lavandere nerede? Zilli nerede ya? Zilli alttan bir adam kaçtı galiba. Ulan zilli. Sen var ya. Zilli arada nereye gitti lan? Gezmeye çıktı herhalde. Aa, gel buraya gel. Gel kabuk gel. Kabuk gel baba gel. Gel gel. Anca böyle seviyoruz seni arkadaşlar. Hep kaçıyor bizden. Ona dediğim gibi bir tane eş aldığı zaman. Ya bilmiyorum Yusuf bugün hava da gerçekten soğuk. Evet. Şuraya bir tane kümes yapalım mı? Amcaoğlu. Biraz kereste alıp aslında arkadaşlar şöyle şuraya bir tane kümes yapabiliriz. Şöyle altına da bir de beton atarız abi. Daha mı güzel de sararız onu.
Yani olmaz, tavus değil. Kuşları için olabilir. Abi, tavus kuşu için buraya değil. Tarlaları yapacağız. Onlara efsane bir kümes. Biraz pahalı oluyor olsun. Onlara ayrı bir demirden yer yapacağız yani. Ya demirden değil aslında, tahtadan gene şey ama keresteden yapacağız. Efsane olacak arkadaşlar, güzel olacak. Şimdi gel, bu güvercinleri uzun zamandır göstermiyoruz değil mi ya? Evet. Aynen. Şöyle kuşlarımızı sizlere gösterelim. Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar bizim damızlık güvercinlerimiz. Bak maşallah. Güzel 3 tane beyazımız var. Ondan sonra maviler var, onlar var, bunlar var. Şimdi birazdan şu vitamin bunları Barış abi güvercinlere veriyor. 3 litreye bir kapak. Biz de birazdan hayvanlarımıza tekrardan vereceğiz bunlardan. Veriyoruz ama ne bileyim ya, havalar soğuk ya arkadaşlar. O yüzden bizim burası da çok açık olduğundan dolayı rüzgar çok vuruyor. Zaten yol Tekirdağ'da. Aynen. Zaten Tekirdağ'da oturan arkadaşlarımız bilir. Çok böyle kuru bir soğuk. Nasıl bir soğuk varsa çözemedim yani. Şimdi şöyle ben şu yavruya bakmam lazım. Yavrularımız büyümüş mü? Şöyle o zaman da size gösteremedim. Şöyle bir terbiye maşallah alırız arkadaşlar. Birinci yavrunuzu, öbürü de zaten aynı buna benziyor. Yavrularımız da burası sıcak olduğundan içeride mantolama var. Mantolama yaptık buraya. İçeride mantolama var, o yüzden içerisi sıcak oluyor. Yani bir de zaten yan tarafta soba yaktığımızdan dolayı güzel yani. Bu da bizim benim en değerli kuşumdur. Şöyle güzel bir güvercinimizdir. Dişi güzeldi. Bakalım inşallah bu sefer bundan yavru alacağız. Hatta eski videolardan hatırlayanlar olmuştur şimdi. Arka tepeli şurada bir tane kümesimiz vardı. Oradaki güvercinimiz 12 tane 13 tane takla atar. Zaten kanıtları da var da ne yani bir gün belki. Bu arada arkadaşlar şöyle. Aynen he. Like atıp abone olmayı. Aynen neyse. Aynen öyle. Posterimiz de gelecek. Yine az o kardeşimiz de Furkan da bize poster yollayacak. Ondan sonra asacağız buraya işte falan. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yorulduk ya. Dur abi şunlara bak ya. Şunlara bak ya. Fiko. Aynır da var. Aynır burada. Fahri yabancı kaldı biraz. Fahri sanki Fikri'den daha da ben büyük. Ben de öyle geçen şey yaptım. Allah Allah. Şimdi bunlar arkadaşlar siyah değil mi? Bunlar siyah İsveç değil. Ne oluyor? Aynı annesine bak. Annesi siyahtı. Şimdi ne oldu? Kar yağdı. Kar yağdı oldu. Bunlar da aynı şekilde. Yani alttan böyle ilkten siyah çıkar, sonra annesi gel. Hadi gel elime gel. Hadi gel. Gel öpeyim gel. Gel seni öpeyim bir kere. Gel. Hadi güzel. Allah aşkına. Bu kadar tevecen, huylu, tavuk cinsi yok ya. Gerçekten var ya. İsveç deyince arkadaşlar. Ya İsveç farklı bir tavukçuluktur diyeyim size. Ya da ne bileyim hobicilik mi diyeyim. Yani hayvanlar çok iyi. Cana yakın olduklarından dolayı insan da tavuk beslemesi geliyor. Yani çok iyi aslında bir cins, ırk olarak çok güzel. Şöyle gel bakayım gel. Gel sen niye yumurtlanıyorsun? He? Kız sen niye yumurtlanıyorsun? He? Sen kırgın mısın biraz? Hasta mısınız? Sakın hasta olmayın. Oğullarım benim. Gel. Hepsi böyle sevdiriyor. Benimkiler böyle. Çünkü niye her gün iç içe? Biraz şu şerefsiz var ya, şu şerefsizi çeker misin? O biraz üçkağıtçılık yapıyor. Geri kalan hepsi böyle kendini sevdiriyor. Hiç kendi şeyini de bozmaz, şey etmez. Hepsi kendini sevdiriyor. Ha biz de her gün sevdiğimizden dolayı hayvan da alışıyor yani sahibine hemen şey yapıyor. Bir Luffy'yi kendimize alıştıramadık. Luffy biraz hırçın saldırmaya çalışıyor bize de. O da herhalde daha genç olduğundan dolayı. Biraz daha yaşlansın. Ergenlik dönsün. Aynen biraz daha yaşlansın. Ondan sonra kendine gelir yani. İnşallah diyelim yani. Lohmanlar da burada arkadaşlar. Lohmanlarımız yavaştan büyümeye çalışıyorlar. 14 tane kaldı biliyorsunuz. İnşallah onlar ya vitamin de verdik, şey de verdik. Bu arada kuyruklarını yemiyorlar artık. O da ilk geldiklerinde bilmiyorum öyle bir kuyruk yeme hastalığı vardı. Ama şimdi kuyruklarını yemiyorlar. Zaten sarı sprey, yani mavi spreydi aslında. O da sarı sprey verdiler bize. Biz de sarı spreyi sıktık. Şu an kuyruk yeme durumu yok. Bu arada arkadaşlar fare de gelmiyor yani. Pek fazla uğraşmıyoruz şimdi. Bak hemen zillimiz burada. Gel. Gel kızım gel. Gel kızım bak. Gel kızım bak. Gel babaya. Babaya gel. Aa, buna bir tane arkadaşlar horoz bulduk. Bakalım. İnşallah horozumuzu da buna alacağız ama çok küçük kaldı ya. Gerçekten çok fazla küçük kaldı. Yanık kaldı yani. Yetişmedi, büyümedi. Ama olsun yine de kızımız bizi hiç yalnız bırakmadı kız. He? Burnunu sil. Hastasın. Burnunu sil. Ya rengi çok güzel. Çok aslında pis ama keşke tavuklarımızı yıkayıp da şey yapabilsek değil mi? Ne bileyim kuru saç kurutma makinesiyle. Belki bir gün de öyle video da çekebiliriz yani. Ama hayvanlar hasta olmasın. Oralar çok soğuk. Hayvanlarda işte böyle hapşırma, tıksırma genelde olmuyor. Neden oluyor? Rüzgar. Hayvan üşümez ama rüzgar çarptı mı çok kötü oluyor arkadaşlar. O yüzden siz de kümeslerinize
branda çekebilirsiniz. Böyle pek fazla soğuk girecek bir şekilde yapmayın. Sümestrenizi, güzelcini yapın. Sonra böyle hapşurun. Hapşurma, hastaneye götürürüm seni. Neyse arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.